Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir modifiye bölümüyle sizlerleyim ve oyuna yeni eklenen BMW i4 e-Drive var abi altımızda. Ve bu arabaya çok acayip bir şey yapacağız. Çılgın bir elektrikli sleeper yapacağım abi. Psikopat güçleri ulaşıyor. Baktım arkadan itişilde bırakacağız. Sonumuz hayrola diyorum abi. Bir an önce başlayalım. Ufak tefek küçük dokunuşlar yapacağım ama dışarıdan bakıldığında araba sanki kendini belli etmeyen. Böyle ehil bir şirket arabası mı denir, ne denir artık bilmiyorum. Hani basit, normal, beyaz bir araba olacak. Evet abi, bakın burada dönüşümde şu makineyi takıyoruz. Normalde 335'e 430 ve 671'e 1005 Nm oluyor. Daha bitmedi. Bu var tabi, bunu yaparsak bir sleeperlığı kalmıyor. Buna dokunmuyoruz abi. Şimdi buraya geçiyoruz ve burada da abi bunu taktığımız zaman araba 1147 beygirle 1719 Nm oluyor. Daha hafifleyecek. Yolda falan tutabileceğiz mi? Hiçbir fikrim yok abi. Ama psikopat bir sleeper olacağı garanti. Şunları güçlendirelim. Biraz arabayı indiriyoruz. Olabilir abi. Yeni teknolojik arabalar. Biraz alçak olma ihtimali var. Gene de çok çaktırmayız bence sleeper olup olmaması ile ilgili. Şuradan hafifletiyoruz. 457 kilo hafifledi. 1562'ye düştü. Buradan da hafifliyoruz, 7.7 kilo. Bunu yarış tipine çeviriyorum. Tekerleri de tabii ki de yarı düz yarış lastiği yapıyoruz. Buradan abi ön tarafı 245 yapıyorum. Arka tarafı da 285 yapıyorum. Evet biraz büyük gözüküyor ama bence hala gerçekten bu işten anlamayanın anlama ihtimali yok bu arabayı. Jantlara hiç dokunmuyorum. Şu offset'i de vereceğim. Bak burada biraz kaşınıyorum. Ama bu offset'i vermem lazım. Bence gene de çok sırıtmıyor çünkü üzerinde orijinal jantları var. Burası da bitti. Şimdi buraya geldik abi. Burada küçük bir dokunuşum var. Tabii ki de bunu yapmayacağım. Ama arka tarafa bakın şu minik spoiler gibi eki eklediğimiz zaman, ha bu da fabrika çıkışı olabilir sonuçta. Bayağı yol tutuşu da kuvvetlendiriyor abi. O yüzden bunu da takıyorum. Düzeni kur. Abi 2123 kilodan 1571'e düştük. Çok düştük. Abi 335 beygirden 1147 beygire çıktık. Psikopat bir güç bu. Yani arkadan itişli. Ne yapacağız bilmiyorum. Daha indirmiyorum arabayı. Ekstra bir ayara girmiyorum. Direkt otobanın başına geldim abi. Arabanın dışında zaten ekstra görecek bir şey yok. O yüzden bence gece sürüşü böyle bir sleeper için daha da psikopat abi. Ayırt edilmesi iyice zor. Acayip bir sesi var. Matkap. Şarjlı vidalama. Tamam. Tamam şampiyon. Tamam. Bu mu? Bu yani. Tamam. Peki. Vallahi kalkışa geçtik. Yine dipledik mi? Şimdi birinci viteste de oynayacağım. Abi eğer böyleyse ama yani şöyle bir durum oluşuyor o zaman. Heh. Şimdi olmuştur. Uuu. Geberdi. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Sese bak. Yeni nesil kumandalı arabalar. Efendime söyleyeyim şarjlı vidalama olur. Darbeli matkap olur. Oha bayağı çıktı. Bayağı çıktı. Biz bu dişliyle daha oynayalım. Bir 10 yaptım. İğrenç bir tınısı var değil mi? 1.25 yapıyorum. ...400 görür mü dönüşteki rampada? Yani biraz zor geliyor ama ay 390'ı zorlar da ...400 bilemedim.
Bu süratte biraz dönüşte sıkıntı var ama gene de hiç fena değil. Arkadaşlar iyice şu ayarı düzgün yapalım. Şimdi bir kere son dişliği şöyle bir 2.40'a çıkartayım. Bir de böyle deneyeceğim. Değişik bir şey. Bununla daha oynanır ha. Her halükarda bununla bayağı oynanabilir. Şu son dişliği 2.50 yapıyorum. Bunu da 1.30 yapıyorum abi. Galiba daha iyi. Yolun sonu gözüküyor. Hayda, sese bak. Tamam, şakin. Oha, ne oluyor lan? Tamam, şakin. Oo. Lastik sesi mi alıyor araba? 330'la giderken söylediğim şeye bak. Bildiğin uçak bu ya. Abi hala ısınamıyorum ben elektrikli arabalara ya. Hele bir de oyunda. Kalsın abi. Nasıl olsa yakıt parasını biz vermiyoruz değil mi oyunda? Bakalım o rampada kaç göreceğiz. Oo, bir elektrikli mi uçtu? EAFC acayip gidiyor. Orada da klasmanları ufak ufak atlıyorum arkadaşlar. Çok acayip bir takım kuruyorum. Kimyayı da fullledim. Yakında onunla ilgili maç videoları falan da gelecek. Bayağı oynayacağız yani futbol. Abi çekil bak. Görmüyorum. Girmek zorundaydım abi. 389. Biz ona 390 diyelim. Ama şu çok belli abi. 400 çok zor. Çok zor. Başka dokunuşlar yapmamız lazım. Ama biz sleeper bıraktık. Tamam oğlum. Bir dışarıdan görelim seni. Oo, hadi değişiklik olsun. Buradan çıkalım. Abi bakar mısın şuna ya? Değişik bir şey. Yorumlarınızı çok merak ediyorum abi. Alt tarafa yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Yani elektrikli arabaları seviyor musunuz? Ve oyunda bu arabayı sevdiniz mi? Acayip planlarınız var mı bu arabayla ilgili? Şunun gibi mesela. Oğlum nasıl bir ruh hastası bu ya? Arkadaşlar. Bu araba beni sarmadı. Yani görev arabası da yapılır mı? Yok abi, o da yapılmaz ya. Bu araba beni sarmadı. Ne doğru düzgün viraj alıyor. Ne güzel bir sesi var. Böyle kulak tırmalıyor. Yani oyundan bahsediyorum tabii, her zamanki gibi. Gerçekle bir alakamız yok şu anda. Bu araba tabii ki de müthiş bir araba. Ama abi olmadı ya. Bu arabayla yani muhtemelen hiç seçmem yani gibi geliyor bana. Ve yani oyundaki diğer elektrikli arabalar arkadaşlar gerçekten çok iyi. Bazıları mükemmel. Hani Rimac'ları falan zaten çok ayrı kefeye koyuyorum. Çok da görev yapıyorum Rimac'larla. Hani onlar varken bir de yani sonuçta 884 civarı bir şeye geldi bak. S1 883. Yani bu klasmanda başka elektrikli araba da hazırlanır. Bayağı yanlıyor ama. Düz gidemiyoruz, baksana şuna. Bu arada arkadaşlar bilmiyorum bana mı öyle geldi. Çok fazla FIFA oynamaya başladığım için. Oyundaki sanki fizikler, arabaların kayıp kendini bırakmaları bir nebze değişmiş gibi geldi. Özellikle iletim merkezine vesaire de girip baktım ama öyle bir şey görmedim. Benle mi alakalı? Sonuçta başka motor sporları oyunu şu an oynamıyorum yani. Hani futbolla da o ayar karışmaz. O yüzden bilmiyorum, şu yorumlarınızı yorumlara bir yazın şunu ya. Ufak tefek değişiklikler hissettiniz mi?
oyun fizikleriyle ilgili. Hatta biraz daha böyle simülasyon gerçekçi vari olmuş. Mu. Bunun hepsini yazın. Hiç bu oyunu bırakmayan, gece gündüz oynayanlarınız olduğunu biliyorum. Sadece söylediklerimi dinlemeyin. Lütfen yorum yazın. Bu arabayla muhtemelen bu şekilde keyif alırsın. Çünkü otobanda uzun süre gittiğin zaman da abi bayağı kulak tırmalayıcı bir sesi var arabanın. Yalan yok. Alet burada. Zaten bir slipper gibi yaptığımız için, dışına dokunmadığımız için çok fazla detaya inmeye gerek yok. Tabii wide body ile biraz daha farklı olabilir. Son hızı düşer ama yol tutuşu biraz daha iyileşir diye tahmin ediyorum. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de bir like da patlatın abi. Ama yorumlara çökün. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.